HDP tartışmasına bir bakalım değerli izleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den İyi Parti'ye uyarı var. Zillet partilerinin cevaplaması gereken ilk soru HDP ile PKK arasındaki ilişkiye nasıl yaklaştıklarıdır? Bu ittifak ortakları bu soruya cevap vermekten ısrarla kaçıyor. Aslında herkesin bildiği HDP'nin de PKK'nın da inkar etmediği bu ilişkinin itirafı konusunda altılı masa sessizliğe gömüldü. Nihaz İndirki aramızdayken MHP'de arayıp da bulamadıklarını Şimdilerde HDP ve PKK'nın kapısında bulduklarını zannedenler vahim bir yanlışın, iflah olmaz bir yozlaşmanın pençesindedir. Bu siyaset arızalı, ayıplı ve değersiz bir siyasettir dedi Devlet Bahçeli. Ve HDP'li sırrı sakıktan da Kılıçdaroğlu'na bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu açık ve net olarak kapalı kapılar ardındakileri kamuoyuna deklare etmelidir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil terörist başını söylüyor. Herkese özgürlük, cezaevinden sürgünden geri dönüş başlamalıdır. İktidarı paylaşıyorlar. Kimin sayesinde? HDP dedi değerli izleyiciler. Dün akşam bu soruya da Kemal Bey cevap verdi. Ona da bir bakalım ne dediğini hemen sonra Ahmet'e gideceğiz. Dedi ki HDP konusunda da HDP meşru bir partidir dedi. Ben herkese görüşürüm dedi. Ama HDP'ye bakanlık vereceği iddialarına hayır efendim kalkıyor birileri kendine göre bir şey söylüyor. Terörle nasıl mücadele edecek dedi. 6 lider terörden şikayetçi, terör etkin mücadele yapılacak. Bölgemizi terörün olmamasına önem veriyoruz. İran, Irak ve Suriye ile bir araya gelip bölgeyi terörden arındıracağız dedi. HDP de yasalara göre kurulmuş bir partidir. Her partiye saygılıyım. Geçmişi sorgulanacaksam bunu ben değil devlet yapar. Ben partilerin kapatılmasını da doğru bulmuyorum. Terörü bulaştıysa tamam gereğini yaparsınız o kadar dedi. Kemal Kılıçdaroğlu.